Programımız burada sona ermiştir. Evet. Şunu söylemek istiyorum sabırlı olarak. Biz inanın gece gündüz çalışıyoruz yani. Allah barikada ben zaten kendi işimde de çok öyle kayıt almayı sevmem, kayıt attırmam da yani gece gündüz çalışıyoruz, takip ediyoruz. Herkes çalışacak. Bu dönem düz durumumuz, alakalı her şeyimiz bu yani. Gece gündüz demeden belediyeye çalışacağız. Aldığımız parayı hak etmemiz gerekiyor. Şöyle bir sorun var, şikayet geliyor çok bu sıralar. Köpekler tam bir başa dert oldu. Koyunlara saldırıyor. Herkes köpeğine sahip çıksın, köpeği olan köpeğini bağlasın. Veya gece çok gürültü yapıyorsa gürültüsünü kıssın. Bundan çok sıkıntı var yani. Ondan sonra başka toplumu gelen konuşmalardan artık vazgeçelim. Seçimler geçti, 5 ay gibi bir süre oldu. Hala bazıları birilerine gaz veriyor, buralara sallıyor. Yani bunlar hoş değil yani. Bu tür alışkanlıklarımızı bırakalım artık. Evet, bizlere güvenen siz tarzanlara, belediye çalışanlarına, AKP'li, MHP'li, tüm encümenlerimize, emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Üçüncü bilgilendirme toplantısında buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun diyorum. Hayırlı akşamlar, teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi bak, şimdi şöyle 65 yaşı şöyle açıklayayım ben o zaman. Şimdi biz ilk göreve geldiğimizde 65 yaş ile ilgili bir takım bir şeyler yaptık. 7 ton indirim yaptık. Şöyle oldu. Evet. Şu anda o 65 yaş 7 ton indirimini iptal ettirdik. Bize bir vatandaş geldi ki ben dedi 7 ton indirim istemiyorum dedi. Türkiye'nin her yerinde dedi indirim %50'dir dedi. Ben dedi %50 indirim istiyorum dedi. Ondan sonra bu vatandaş haklı mı haksız mı diye bir araştırmaya girdik. Başka bir vatandaş da geldi. Ben dedi fabrikada çalışıyorum. Asker üzerinde. Amcanın durumu gayet iyi. Ama işte kendisi emekli, iş emekli. Ben su parası dedim. Bundan su parası vermiyor dedim. Şimdi biz ondan sonra Büyükşehir Belediye Başkanlarının, Büyükşehir Belediye'nin yapmış olduğu uygulamayı inceledik. Ve düzeltme kararı almak zorunda kaldık. Her şeyi yapamıyoruz. Daha sonra çünkü sıkıntılı bir durumumuz var. Örneğin bunun biz belediye olarak herkese bedava su vereceğiz diyemiyoruz. Dediğimiz zaman sıkıntıya düşüyoruz. Kamuyu zarar ettirmekten. O yüzden şimdi yeni bir karar aldık. Gazilere, şehitlere, ondan sonra engellilere ve ailesinde engelli birey olanlara 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişilere. Ve bunu da şöyle bağlamışlar Büyükşehir Belediyeleri. Muhtaçlık maaşı almak şartıyla, yani 65 yaş maaşı alanlar var. Hiçbir sosyal güvencesi olmayanlar. Biz de aynen onların yapmış olduğu uygulamayı şu anda meclisten geçirdik. Eski 7 ton iptal oldu. %50 indirim var. İstersen 1 milyar suyu harcaya 500 bedava. Ama şartları kanun olarak böyle olma zorunda kaldı. Şu anda da 40 kişi gibi bir yine indirimde yaralanan kişi var. Otobüsle ilgili. Evet. Otobüse de söz vermiştik. Doğru. O da aynen. O da şehir içinde. Bakanlığın şeyi öyle. Şehir içinde. Şu anda zaten ben şu anda şehir içinde burada bir taşınma olsa ben 65 yaşın üzerinde maaş alsam suçlu duruma düşerim. Anında incelemeye gireriz. Yani şu an Türkiye'nin her yerinde şehir içinde 65 yaşın üzerinden maaş alınmıyor. Dün geçen hafta İzmir'deydim. Orada da maaş alınmıyor. Ücret alınmıyor. Ama biz mücadele alanının dışına çıktığımız için ücret almak durumunda kalıyoruz. Belediye odaklarının dışına çıktığımız için almak durumunda kalıyoruz. Yani bunu biz almıyoruz deme şansımız yok. Bunu anlatmak istiyorum ben. O da bir sıkıntı oluyor. Teşekkürler. Başka soru soran varsa cevaplayabiliriz. Sorun var. Ayşakçı Mahalle'nin buralara döşeneni 5 yıl oldu. Evlere su verilmedi, terpe suyu. Bunu düşünüyor musunuz? Yapmanız gerekiyor mu? Evet. Onu biliyorum. Onu birkaç yerde şey geldi, sıkıntı geldi. Ya çok işimiz var yani. Orada yağmur suyuna da sıkıntı var. Yusuf abla onu söylemişti. Buradan Tatar Adana'dan giden su yol akıyormuş. Gittim dolaştım her tarafı berbat. Artık oraları biz şimdi bir parkedaş tesisi aldık. O tesisi nasip olacak kuracağız inşallah. Çalıştırmaya başlayacağız. Ya yani oranın üst yapısını parkedaşını yaparken su olur, yağmur giderdir. Kanun suyunun hepsini bundan bakacağız. Ama şimdi parça parça şu anda fırsat bulamadık. Sorunu biliyoruz. İlerleyen günlerde çözeceğiz nasıl olursa.
Öyle var mısın? Teşekkürler, iyi yaşamlar.